MicroStrategy'nin Bitcoin'den elde ettiği kar ve kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan bakış açısı üzerine ana hatlarıyla konuşacağız. MicroStrategy Bitcoin'den yeniden kar etti. Evet, MicroStrategy biliyorsunuz ki son zamanlarda çok yüksek, çok sağlam alımlar gerçekleştiriyordu. Bu arada şu anda dikkat etmek gerekiyor. 34.600'leri BTC yokluyor. Bu noktada kırılımı yapabilirse çok daha güçlü hareketlerle karşımıza gelecektir. Onu söyleyelim. 34.600'lerin özellikle 4 saatlik üzerinde bir kapanış çok daha sağlam hareketleri karşımıza getirir. MicroStrategy en son 158.000 civarında ve küsuratında toplamda bir Bitcoin tutmasına sahipti ve çok da yüksek alımlar, çok da agresif alımlar kaydettiler ve muhtemelen buna bir süre daha devam edecekler gibi gözüküyor. Geçtiğimiz aylarda da belirtmiştim. Şu anda zaten kurumsalların alım yapması için oldukça iyi bir zaman diliminden geçiyoruz. ETF'lerin gelmesi buna ilişkin daha da yüksek bir görünüm sunacaktır. Mesela ETF'lerin erken ya da geç gelmesi. Örneğin JP Morgan'ın en son bir açıklaması oldu. JP Morgan yani ABD'nin en büyük bankası 2023'ün içerisinde ETF'lerin kabul edileceğini dile getiriyordu. Yani iddia buydu aslında. Ve evet bu da tabii ki çok önemli bir konu. Ben hala Ocak'ta geleceğini düşünmekle birlikte Ocak'ta gelmesi spekülatörlerin 2023'teki katılımını ciddi şekilde arttırır ve 2023 ve 2024'te eğer geç gelirse kısa orta vadede daha büyük bir yükseliş alırız. Fakat eğer 2023'te kabul edilirse uzun vadede daha büyük bir yükseliş alacağımızı düşünüyorum. Çünkü kurumsal yatırımcılar bu noktada görece daha indirimli bir fiyat olduğu için daha da ciddi bir talep oluşturacaklardır ve elde tutma oranları da bu noktada çok ciddi bir şekilde yükselecektir kanaatindeyim. İşin bu noktası da olabildiğince önemlidir. Kurumsallar demişken yine yakın zaman içerisindeki son çalışmalar da önemlidir bakın. Mesela ABD biliyorsunuz ki muhasebe odası, muhasebe dairesi son açıklamalarla birlikte Bitcoin'i resmi bir para birimi olarak tanıdı ve artık tıpkı dolar gibi çeyrek raporlarında da hareket ettirilebilecek ve çeyrek raporlarında da bu kanıtlar sunulabilecek, nitekim raporlanabilecek. Evet, bütün bunlar da tabii ki çok önemlidir. Kurumsal yatırımcıların talebi artırabilmesi bakımından diyebiliriz. Şöyle bir devam edelim. Lider Kripto'nun yeniden 30 bin doların üzerine çıkmasıyla MicroStrategy'nin BTC varlıkları uzun bir süre sonra karlı hale geldi. Evet, şu an kârdalar zaten. Bu arada erken bir kabul gelirse eğer 2023'te JP Morgan'ın iddia ettiği gibi yani çok sürpriz olur ve korkunç patlar. İnanılmaz patlar yani. Bakalım. MicroStrategy 132 milyon dolar kâr elde etti. MicroStrategy 23 Ekim itibariyle yaklaşık 4847, 4847, 4,8 olarak yazmış. Milyar dolar değerinde 158 bin civarında Bitcoin elinde tutuyordu. Bu Bitcoin başına 29.870 dolarlık bir fiyata denk geliyordu. Şu anda MicroStrategy'nin BTC varlıkları token başına 130 dolar artış göstermiş durumda. Evet. İlk kez 2020 yılında Bitcoin satın alan MicroStrategy, kripto para piyasalarının krizden çıkmaya başladığı 2023 yılında alımlarını artırdı. Bu arada ben Tesla'nın da geri döneceğini düşünüyorum. Bunu da açıkça söyleyebilirim. Tesla bu noktada kesinlikle Bitcoin ve Ether'den geri kalmayacaktır ve gerçekten yüksek alımlar gerçekleştireceğini düşünüyorum ben Tesla'nın. Aynı şekilde yakın zamanda yeniden Bitcoin'i kabul edeceklerini de kanaatindeyim. %50 oranında tekrardan yenilenebilir enerji oranına biliyorsunuz ki BTC ulaşımını sağladı.
Bunlar da çok önemlidir. Şirket Eylül 2023'te sermaye toplayarak 5.444 Bitcoin daha satın aldı. MicroStrategy bu hamlesiyle 2023 yılı içinde rezervlerini 12.333 BTC ile genişletti. MicroStrategy'nin kurucusu Michel Saylor, geçtiğimiz günlerde şirketinin Bitcoin benimsemeye başladığı Ağustos 2020'den bu yana varlığın geleneksel finans ürünlerine kıyasla üstün olduğunu gösteren verileri paylaştı diyor. Evet. Bu şekilde bakın o zamandan bu yana Bitcoin'in %150'lik büyümesi yani 2,5 katına yükselmesi, S&P 500'de %26, Nasdaq'a göre %18, bla bla bla. Bitcoin fiyatı 2024 yılında daha da yükselecek mi? 2024 yılında zaten Bitcoin fiyatı inanılmayacak seviyelere gelecektir. Bakın. Yani bugün söylendiği zaman inanamayacağınız gerçekten seviyelerde olur 2024'te Bitcoin. Neler neler. ETF'ler, Fed'in faiz indirimleri, Tesla'nın yeniden kabulleri, Microsoft'un girişi, Halving yani 2024 yılı bomba gibi bir yıl. Bitcoin fiyatı 2024 yılında yükselecek mi? Bitcoin 30 bin doları geçti. Mayıs 22'den bu yana net bir yükseliş momentumu oluşturmayı başaramadı. Aynı senaryonun önümüzdeki haftalarda da tekrarlanma ihtimali söz konusu. Bu da MicroStrategy'nin Bitcoin'den yeniden zarar edebileceği anlamına geliyor. Yani mantıksal şey olarak düşündüğümüzde, düz mantık düşündüğümüzde tabii ki her şey yükselebilir, düşebilir. Tabii ki %50, %50 ihtimal. Ama şu anki şartları değerlendirdiğimiz zaman peki o zaman neyi görüyoruz? Yani yaklaşan bir ETF hakkında konuştuğumuz zaman, halving hakkında konuştuğumuz zaman ne görüyoruz? Ben açıkçası Bitcoin'in bu saatten sonra düşeceğini düşünmüyorum. Düşmek ne demek? Yani bir ayı dibi oluşturmak, sert bir şekilde düşüp akümülatif davranmak vesaire. Bunu 25 bin dolardayken de söylüyordum. Yani bu saatten sonra 20 bin işte 10 bin birli fiyatlar falan. Yani onlar zaten geçmişti. Şu an zaten hayli hayli geçti. Bu saatten sonra bu tarz bir beklenti içerisinde bulunulmasını ben önermiyorum. Şu anda piyasa boğa momentumunu oturtmuş durumdadır. Ve çok daha ciddi yukarı hareketler yapabilmeye yönelik ilerletiyor. Elon Musk ne diyor? Bitcoin, Ether, Dogecoin bu üçünü alan biri uzun vadede çok mutlu olur. Uzun vadeye bakmayın siz bu sezon. Bitcoin hariç. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.